Denizli 1. amatör kümede grubunu lider olarak tamamlayıp playofflara kalan Şirinköy Spor'da futbolcular takımı bıraktı, başkan da kulübü ligden çekti. Bu tartışmalı kararların arkasında ise kulüp başkanı Mehmet Emin Ataş'ın futbolculara yönelik bitmez eleştirileri ve küçümseyici tavırları yer alıyor. İşte o iddialar. Çalıştırıcılığını Muhsin Kaya'nın yaptığı Şirinköy Spor 1. Amatör Küme A grubunda normal sezonu tüm olumsuzluklara rağmen lider olarak tamamladı ve playoff'a katılma hakkı elde etti. Fakat kulüp başkanı Mehmet Emin Ataş ile futbolcular arasında yaşanan anlaşmazlık en sonunda tüm futbolcuların takımdan ayrılması ile son buldu. Teknik sorumlu Muhsin Kayan ve futbolcular Başkan Ateş'in kulübü ligden çekmesinin ardından takımı tamamen bıraktı. Teknik sorumlu Kayan, kabus gibi bir sezon geçirdiklerini anlattı. Başkan Ataş'ın her maç sonunda futbolcuları küçük düşürücü konuşmalar yaptığını, hak etmedikleri kelimeler kullandığını söyleyen Kayan, "Futbolcularım ve ben bu duruma uzun süre dayandık ama uyarılarımıza rağmen düzelme olmadı." dedi. Bu takım bu aslanlarla beraber geçen sezon düşünmeye oynarken, 2 puanı varken takım ligde tuttu. Daha sonra da akabinde bu sezon şampiyonluk parolasıyla çıkmıştık. Her şey aslında yolunda gidiyordu. Futbol anlamında yolunda gidiyordu ama perde arkasında çok değişik ve çok sıkıntılı işler vardı. Bunların birinci ana etkeni de kulüp başkanıydı. Kulüp başkanına ben daha doğrusu birkaç defa oyuncularımın durumundan dolayı sorunlar yaşadım. Tabii bunları oyuncularıma önce aksettirmedim. Çünkü bu iş başkan ve benim aramda kalsın dedik. 12-0 kazanılan Karayahşiler maçından sonra futbolcuların aç bırakıldığını, yemek talep ettiklerinde ise küçük düşürücü cevaplar aldıklarını söyleyen Kayan, bu takım Süper Amatör Lig'e çıksın adımı değiştiririm diyen bir başkan ile daha fazla çalışamazdık dedi. Bu iş artık öne alınmaz hale geldi. Maçlardan sonra yaptığı hakaretvari cümleler, küçültücü cümleler, daha doğrusu böyle hakaret var derken böyle işte ürkütücü, korkutucu şeyler değil ama küçültücü, yani bir cümle sarf ediyor. Bizim futbolcularımızı başkalarının göz önünde veya bizim gözümüz önünde, nezdinde küçük düşürücü şeyler de bulunuyordu. Böyle de olunca işler yavaş yavaş sarpa sarmaya başladı işin açı. Ondan sonra da biz futbolcularımızı beraber toplandık. En son şu cümlesinden sonra bizi yıkan cümle buydu zaten, vurucu cümle buydu. Bu takım süper amatörü çıksın, ben adımı değiştiririm diye laf sarf edince bize bunlar kulağımıza kadar geldi. Futbolcular ise Başkan Ateş'in kulübü önemsemediğini söylerken, kaybettiği muhtarlık seçimlerinden sonra takımı şampiyon yapacağını, rüştünü ispatlayacağını söyledi. Buradan da rahatça anlaşılıyor ki başarıyı sadece kendisi için istedi dediler. Şu anda zaten burada görünen arkadaşlarımız, görünmeyen arkadaşlarımız, yani kulübün içerisinde özellikle başkandan, yani başkan diye hitap ettiğimiz insandan kaynaklanan, yani bizim çok ciddi sorunlarımız varken bunlarla çok fazla alakadar olunmayıp, yani çok yalnız bırakıldığımızı düşündük biz. 8 aydır bir mücadele veriyoruz biz burada. Gerekli yerde ailelerimizden, gerekli yerde işimizden fedakarlık yaptık. Hiçbir çıkar beklemeden, hiçbir maddi veya herhangi bir çıkar sağlamadan biz kulübümüz adına gerçekten 8 aydır mücadele veriyoruz. Birçok fedakarlıkta bulunarak. Ve şunun sonucuna vardık ki üzerimizden rant sağlanıyor. Yani hani bugün profesyonel liglerde bile hiçbir takım çift formayla çıkmaz. Bizim ilk yarıda bir forma, ikinci yarıda bir formayla çıkıyoruz. Sırf reklam uğruna. Ve yani herhangi bir karşılık beklemedik. Üzerimizden kazanan rantlardan bir fayda da görmedik. Deyim vardır, hani insanı insan yapan hani yüzü değil verdiği sözdür. Bu sözü tutmayan bir adamdan bahsediyoruz biz, başkanımız diyoruz. Sezon başından beri 250 milyon lira parayla hani bu takıma başkanlık yapmıştır. Onu da kredi kartından ödemeyle yapmıştır. Onun dışında bizim dışımızda bu playoff'ta mücadele eden takımlarda da hani röportaj yaptığınız zaman bunun farkına varacaksınız. 50 bin liradan bahsediyorlar, 100 bin liradan bahsediyorlar. Biz buraya hani belki toplasam 1000 TL masrafla gelmişizdir. Bu başarı göz ardı edilemeyecek bir başarı ve hani bunun arkasında sadece aranabilecek tek bir şey var. Hani reklam. Yani bugüne kadar başkanın bu işe başladığı günden itibaren ki bugüne kadar olan birikmiş, yani herkesin içerisinde birikmiş olan en sonunda son söylediği laf patlama noktasına getirdiği bir olaydır.